Devam ediyoruz açık ve nete. Bir konuğumuz var. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş e, CHP'den İyi bugün be. istifa ettiniz e, ve bağımsız aday olarak sizi yarışta göreceğiz. 31 Mart mahalli seçimlerinde. E, sağ olun katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şöyle size aslında çok sorun var ama Dem Parti'nin başına gelen 2014'te sizin de başınıza gelmiş. Bir de tesadüf oldu biz bugün sizi ağırlıyoruz. Siz bir anlatır mısınız? Yani, şimdi bu... 17 17.00'da mutlaka evrakların en geç teslim edilmesi lazım. Ondan sonra inceleme süresinde eksik evrak varsa onu zaten e, tamamlıyorlar. Ama e, şimdi bizim şöyle bir sorunumuz oldu o zaman. Biz evrakları yine 17.00'da teslim ettik, bunun tutanağı da var. Ancak onun e, evraklarla beraber e, çok elzem olmayan, yani verilme zorunluluğu olmayan bir CD var. Memurun kolay çalışması için. Şimdi biz OCD'yi geç verdik hmm. ve bunu e, muhalefet e, daha doğrusu diğer partiler evrak veriliyormuş gibi tutanak tutturtup yani bir siyaset yapıyoruz tamam işte o dönemin e, işte görevlileri bakın 17.00'da sizin de imzanız var tutanakta e, niye itiraz ediyorsun demesine rağmen Öyle bir şey oldu ve e, açıkça tam böyle argo deyimle de, direkten döndüm. Direkt. Seçime giremiyorum. Seçime girmeniz riske <laughs> girmiştir. Beş, sizin. Ertesi gün 6'ya 5'te girdik seçime. Tam şak sırtı. Yani, yani burada demek ki trafiğe takılmak... Yani, bu işi böyle son dakikaya bırakmamak gerekiyor. Trafiğe takılmak, her şeyi ayarlayacaksınız. Bugün 3'te bugün verdik evrakları. Siz de bugün 3'te verdiniz. Aslında siz de çok... Ne olmaz. Ön... Yine biraz geç ama nedenleri diyenleri Yok başka. yok ne olur ne olmaz. <laughs> yani çünkü saat Tabii. E, bire kadar bekledim ben. İşte ee, işte genel merkezden gelecek haberi bekledim ve onun üzerine e, bir de toplantıyı başlattık. İşte o arada üç derece götürdük verdik evraklarımızı. Yani istifa süreci oldu. Tamam. Biraz oraya geçelim mi? Yani neden istifa ettiniz ve neden bağımsız Şimdi ben e, şöyle çok hızlı zamanınızda almamak için e, hızlı buyurun. bir şekilde e, not, notları da aldık ve e, bu notlardan devam etmek istiyorum. Sizin sorunuz olursa ben cevaplayayım. ...şimdi adaylık süreci ve son bir haftada neler yaşadık. Şimdi 27 Kasım 2023 tarihinde aday adaylık başvurusu yapıldı. Evet. Hı hı. Süreç içerisinde Genel Merkez Yönetim ve İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'yla yapılan görüşmelerde... ...adaylık ile ilgili olumsuz bir görüş bildirilmedi. Ekrem İmamoğlu ile yaptığınız görüşmede adaylığınız evet. sarı yerli belediye başkanı be, adaylığınız Ekrem Başkan'la zaten bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var şeyden beri. Beylikdüzü ilçe, ilçe başkanlığından beri yani... Belediye başkanlığı değil ve bir de beraber bir beş sene, onun ilk e, seçimlerini beş sene beraber çalıştık. Ve hep de birlikte olduk o arada. Hmm. E, parti içerisinde son güne kadar adaylığım konusunda sorun olmadığı vurgulandı. Böyle hani kulisler geliyor, şeyleri. Son yok. güne kadar dediğiniz? E, yani e, MYK'da son e, tamam. aday açıklanana on kadar herhangi bir sorun olmadığı vurgulandı. Hmm. 13 Şubat akşamı yapılan. Parti meclisi toplantısında alınan kararı yani aday olup olmadığımı televizyondan ve sosyal medyadan takip ettim. Yani takip ediyorum nedir diye ve aday yapılmadığımı bu şekilde öğrendim. Size öncesinde bir telefonla arayıp bir tebliğ dizine hayır. devam edeceğiz etmeyeceğiz denmedi. Hayır, hayır. Televizyondan öğrendiniz. Televizyondan öğrendim ve hatta yine kulis bilgileri eee benim adımla gireceği söylendi bana. Yani ekran Başkan, Şükrü Başkan'la biz çalışmaya devam edeceğiz bilgisi de geldi bana. Hı -hı. O şekilde doğru. Peki MHK'da ne olmuş? Işte. Da... Ben de yapılan bu yanlışlığa karşı 15 yıldır ilmek ilmek işlediğimiz, elimizde büyüttüğümüz sarı kaybedileceğini vurgulamak için 14 Şubat'ta basın açıklaması yaptım. Hı -hı. Çünkü yapılan adayla ilgili burada e, mevcut adaya neden e, yani eleştirilerim nedir, neden karşı çıkıyorumu. Ee, ve özellikle de onun e, tanıdığımız için bildiğimiz için ve de e, özellikle de 16 adayın olduğu sarı yerde kazanma on, 16 adaya dayın olduğu sarı yerde kazanma ihtimali olanmayan e, sarı yere uzak kalan bir adayın hangi anket son göre seçildiğini öğrenmek istedim. yani hem çok düşük oy alacaksınız sarı yeri bilmeyeceksiniz tanımayacaksınız. Saçıl, ...seçilme e, şansınız yok ve böyle bir durumda e, tabii ki 14 Kasım'da e, bir takım endişelerimle e, basın açıklaması yaptım. Endişeliyim dedim. Bu endişem koltuk sevdası. İlla benim aday olmam değildi. Sarıyer'in kaybedilmemesi için kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiği çağrısında bulundum. Seçimi kaybediyoruz bu durumda ve biz... Neden kaybediyoruz ve yüzde 55-60'larda kazanabileceğimiz seçimi neden kaybediyoruz? Bunun sebebi nedir diye ısrarla. Yani Son, hani bir de orada e, televizyonda gazetecilerin oluşturduğu bir şey vardı. İşte siyasi intihar e, gibi. Nedendi bu? E, 18 Şubat akşamına kadar umudumu taşıyacağımı belirttim. Yani o ayın 14'ündeki basın toplantısında dedim ki kararın gözden geçirilmesini istiyorum. Partime bu konuda güveniyorum. Umudum da var. Yeniden e, gözden geçirilsin dedim ve e, bu umudumu taşıyacağımı belirttim. 19 Şubat saat 16'da basın açıklaması yapacağımı e, oluşacak duruma göre sarı yerlerden gelen talebe ve eldeki verilere göre süreci birlikte e, karar vereceğimizi anlattım. Ve 18 Şubat tarihini beklerken benimle aynı kaygıları taşıyan ve dört aday adayı arkadaşımla bir bildiri yayınladık. Hı hı. Dedik ki e, bu yöntem doğru değildir, e, aday belirleme yöntemi. Birlikte endişelerimizi dile getirdik. Onu ayrı soracağım ama bu bugüne bir gelirsek siz e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir telefon görüşmesi yaptınız. Sonunda. E, sonunda. Bu, bu görüşmede e, ne konuştunuz, size ne söyledi? Yani siz diyorsunuz ya son ana kadar taşıdım ben. Aday göstereceğim. Aday olmadığımı MYK sonra televizyondan öğrendim. Şu Oraya ne? kadar olan şu kısmı söyleyeyim mi? Tamam, ben buyurun. bu arada 14'ünden sonra basın açıklamasından sonra mahallelerde ben çünkü bir sokakta yapacağım işi bile halka sorarım. Hı hı. Birlikte kararız. Katılımcılık denen o e, olmazsa olmaz. Ve burada da aynı şekilde mahallelere çıktım ben. E, böyle bir karar var. Ve sizler de biliyorsunuz. Bunu durumda ne yapmalıyız? Ve tartıştık. İnanılmaz tepkiler oluştu tabii. Yani yönteme tepki, haksızlık. Bizim bizim top, duygusaldır toplumumuz. Haksızlığa karşı ve de geleceğe yönelik endişelerinden dolayı. Aynı şekilde farklı bölgelerde toplantılar yaptık. 80'e yakın sivil toplum kuruluşu e, temsilcileriyle toplantı yaptık. 3 saate, 4 saate varan onların görüşlerini aldığımız ve de çocuklarla bizim Sagemlerimiz var, e, eğitim kurumlarımız var, spor kulüplerimiz var. Tüm bunlarla ilgili alanda bir e, çalışma yaptık. Partililerimize sorduk, halka sorduk. E, biz bir de e, Sarıyeri sadece Cumhuriyet Halk Partili herkes açıktı Yani e, böyle bir şey söz konusu olmak için herkes gelir. Ve onların sonuçlarına göre biz e, o oluşturduğumuz şeyle e, ayın 19'unda saat 16'da tekrar toplantıya gireceğimize 15 dakika kala tam burada sizin sorunuzun cevabı. Ee, Sayın Genel Başkanlar adı. Telefonda bizzat kendisi. Başkanım işte e, sen bizim abimizsin. Bu kadar yıl partiye hizmet ettin. Çok önemli işler yaptın. Bir örnek yerel yöneticilik yaptın. Bunda se sevgimiz bütün sadece benim değil bütün Partimizin sevgisi sana çok. İşte böyle bir noktada, işte sen gel bir Eskişehir gibi işte... ...belli bir görev verelim, o görevle devam et. İşte adaylık olayına karşı çıkma, aday da olma işte. Hı. Dedi ve ben tekrar... ...eğer beni dinlerseniz size birkaç şey anlatacağım dedim. Ve anlattım. Ya dedim, çok büyük bir risk var. Seçim kaybediyoruz biz, seçim kaybediyoruz. Yani ben işte burada benim bütün telaşım bu seçim kaybı endişesi benim ne yapılması gerekliliğini alanda da insanlar bildiği için e, devam etme gerekliliği kararı var yani birlikte e, çıkalım. Siz özgür özle dediniz ki eğer ben aday olmazsam seçim kaybediyoruz beni dinleyin ne, ne, gerekçelerini size anlatıyorum. peki siz de kendisine yanıt verdi. Kendisi dedi ki e, yarın öğlene kadar. Ee, bize bir çalışma aralığı ver. Ee, yarın öğlene kadar ben size bu konuyu arkadaşlarla çalıştıktan sonra döneceğiz. Ve hatta e, şunu da söyledi. E, siz olmayabilirsiniz ama başka bir arkadaş gündeme gelebilir mi dedim ki zaten e, ben onun e, arkadaşa özellikle e, yapamayacağı konusunda endişem var. Yapabilecek arkadaş olursa ee, başından beri ben onu söyledim zaten. Yani biz otur konuşuruz. Ben anlatırım. Hı -hı. Bizim projelerimizi anlatırım. Şu anda devam etmek zorunda olduğumuz projeler var. Özellikle de biraz sonra gireceğiz. Hı -hı. Gecekondur mahallelerindeki mülkiyetlerin çözümü ve sonrasındaki dönüşümler var. Yapabilecek biri varsa ben desteklerim dediniz. Desteklerim Beraber dedim. Desteklerim Peki ne oldu? Ve ondan sonra oldu, öğlen oldu. E, bugün saat, yani bu dün akşamüstü Hı -hı. oluyor ve bugün saat öğlene kadar... E, bekledim ve öğlen de öğlene kadar e, aramadı ben aradım tekrar ve konuştuk e, dedi ki ya biz aşamadık dedi neyi dedim aşamadınız ya e, bir takım sorunlar vardı tartıştık o tartışma sonrasında sizin tekrar aday olmanızla ilgili problemleri aşamadık dedi ya dedim ne problem var yani benim anketlerimin çok iyi olduğunu biliyorum ben. E, alandaki e, insanların ilgisini de biliyorum ve bugüne kadar ki başarımızı da biliyorum. Yeniden bir sarı yer yarattık her şeyle beraber. Yani binalarından e, her türlü e, temel belediye hizmetlerinden sosyal evet. projelere kadar. Nedir e, şapım orada herhangi bir şey söylemedi. ...sonrasında... Yanıt alamadınız, ne, alamadın nedir aşamadığınız problemler? İşte yanıt tekrar aynı şey gündeme geldi. Evet. Ve ben de e, zaten benim e, bir koltuk koltuk terdimin olmayacağını söyledim. Yani ben burada endişelerim... E, ...ben e, üç dönem yaptım, bir dönem daha ısrarla devam edeyimden çok... E, ...devam etmekte olan projelerin yarı kalacağını ve de izlenen yöntemin aday yapılma hı hı. yönteminin doğru olmadığını. Nasıl parti... bir yöntem izleniyor? Bu sadece parti... Sarıyer özelinde değil e, Sayın Başkan. Geneliyle de konuşulduğu için. ya yani Hatay'da da ayrıca konuşuluyor. Eskişehir'de de konuşuldu. O nedenle soruyorum. Ne gibi bir yöntem izleniyor da siz bunu yanlış söylüyorsunuz? Sevgili Senan. Ben e, şeyi partinin olmazsa bu konudaki temel kriterlerini bir okuyayım mı? İlk önce alayım. Vaktim de Cumhuriyet bir, Halk Partisi partiden ziyade atababa yadigarı genç nesillere aktarılması gereken kültürel bir birikimdir. Partimizin kuruluşundan şu güne dek en büyük iddiası parti içi demokrasinin işletilmesi ve halkın taleplerinin ön planda tutulmasıdır. Parti organları birbirini denetleyen ve yapılan veya yapılması muhtemel hataları önleyici mekanizmalar olup şeffaf ve halka hesap verecek şekilde oluşturur. Ancak Sarıyer ilçemizin Türkiye'nin demografik zenginlik bakımından tek örnek bölge olduğu birbiriyle barışık yaşamaya alışmış yurttaşların siyasi mülahazalardan izole kaldığı, ancak mahalli geçmiş ve köprü vazifesi gören Sarıyerli kimliği ile kapsayıcı rol oynayan kişileri benimsediği, zorlamayla ile tepeden inme kişilere sert tavır aldı. Bu çok önemli. Kolay kolay kabul etmez Sarıyerli'ye e, şey yapılan aday. Zorlanan e, zorlanamadı. Kişilere sert tavır aldı. geri gerçeği partimin üst kurulunca yeteriyle anlaşılamadı diyorum. Yani Sarıyer'i bilmiyorsunuz. yerde bu, bu şekilde aday yapılmaz. Yapıldığı takdirde bunun tepkisini alırsınız anlamında. Ee, bunun bir kaybet kaybete dönüşeceği ve e, sizin bağımsız adaylığınızın CHP'ye de kaybettirebileceği CHP Söyleniyor. Ben o konuda şunu ısrarla belirtmek istiyorum. Ee, ben Cumhuriyet Halk Parti'nin seçim kaybedeceği bizim elimizdeki verilerle var. Göstergesi var bunun. Yani bir de 15 yılı belediye başkanlığı yapıyorum ve 5 yaşında Meris Arıyer'de yaşıyorum. E şimdi CHP kaybetti. AK Parti'nin kazanması da karşılığında AK Parti'nin kazanması da normalde kayıp bana göre. Niye? Yapılmış 15 yıllık bir emek var. Çok önemli projeler gerçekleştirildi. Bu önemli projeler... Ben AK Parti'den aldım seçimi 2009'da, bu projelerin hiçbiri yapılmamıştı o zaman, yapılmış olsaydı AK Parti devam ediyor olurdu. Sarıyer'e, Sarıyer'li insanın bu kadar sevmesinin, bağlı olmasının temel nedeni yaşam koşullarının iyileştirilmesinin ötesinde genelinde aldığı belediyelerden, yerel yönetimden aldığı hizmet. Bu sadece teknik anlamda değil, Özellikle sosyal anlamda da çok ciddi hizmetler alıyor işte. Öğrencilerimiz var, sporcularımız var. Ee, özellikle ailelere yapılan sosyal yardımlar var. Her bir dönemin e, katlayarak okullara, camilere, işte bizdeki liselerde var, tüm bunlara yapılan e, desteklerin özellikle de temizlik ve benzeri şeylerden dolayı insanlarda bir memnuniyet ve en önemlisi de yerde bu yaşam koşullarına rağmen farklı olan insanların Gelir düzeyleri farklı olmasına rağmen bir yaşamda bir birliktelik ve bir huzur var. Böyle bir mutluluk var. İşte bu mutluluğun bozulması endişesi var. Bunu Peki. durup dururken niye böyle bir mutluluğu bozalım? Ve herkes şunu söylüyor: Ya ne yapmaya çalışıyor bu adamlar? Ne yapmaya çalışıyor bu adamlar? Bizim parti için söylüyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar burada düzgün giden bir vagonu devirmeye çalışmanın Anlamı ne? Kırgın mısınız, kızgın mısınız? Ee, kızgın değilim, taşıyorlar. kırgınım. Kırgınım çünkü e, arkadaşlarımız hep e, işte ekran başkan olsun, e, özgür başkan olsun. Diğer bu işin içinde bilmiyorum başka kimler varsa. E, ben e, hiç kimseye zararım olmadı bugüne kadar. Gerçekten kimseye zararım olmadı. Ve e, özellikle de merak da ediyorum. Yani böyle bir şeyde niye e, ısrarla? E, Ketum bir şekilde aday yapılmam engellendi. Ama ben şunu e, tahmin ediyorum. E, herhalde beklentiler farklı. Ne, ne söylediniz? Hiç vaktim kalmamış ama bir parça açın. Beklentiler farklı. Yani şey. e, Şükrü Genc'in e, konumu belli. Halk ile iç içe ve de ben onların e, hiçbir onayı olmadan bugüne kadar imza atmadım hiçbir evra. Hep sordu bak. Çok önemli bu ve birlikte yaşamı paylaşarak yürüttük zaten. Ne yapıyorsak birlikte, ne yapacaksak birlikte karar aldık. Bir de Sarıyer sadece Sarıyer'in değil, Sarıyer İstanbul'un çok önemli bir merkezi. Her bir bakımdan ve dolayısıyla ormanı gerektiği. Ormanla çok ciddi bir bakım yap e, Bekledik Hoşçakal, yani oraları. Hiç vaktim kalmamış ama ben bunu özellikle İstanbul için çok önemli gördüğüm için bir be deprem bekleniyor. E, kentsel dönüşümle ilgili. Ne yaptınız ne yapacaksınız? Bağımsız bir Şimdi, aday olarak bir iki dakikada lütfen tamam, toparlarsanız. Söyle özellikle e, biz 10 yıldır 10 yıldır e, mülkiyet problemlerini çünkü çok büyük gece kondu bölgelerimiz var. Mülkiyet problemlerinin çözülmesi gerekiyor ee, dönüşüm yapabilmeniz için. Mülkiyet problemlerini çözmeye başladık. Özellikle de Ekrem Bey'in gelişiyle beraber ve bölge planlarda yanlışlıklar vardı. Revize oldu onların da hepsi çıktı. Tam böyle dönüşümlerin başlayacağı bir dönemdeyiz şu anda. Benim en büyük derdim bu dönüşümlerin veya işte oluşacak rantla beraber doğru yönetilemeyeceği kaygısı var. Burada benim için toplumsal ve toplumun o ranttan faydalanması, faydalanmasından çok o rantın toplum için kullanılmasıdır. Benim orada işte kuşkum var. Bunu e, CHP'nin adaylığı için söylüyor. Yani Siz aday göstermemesi CHP için mi söylüyorsunuz? CHP'li değil bu şey için de geçerli. Genel aldım. olarak söylüyorsunuz. Genel, genel anlamda söylüyorum. Yani e, orada oturup insan çünkü genelde bugüne kadar yapılan dönüşümlerde insanlar hep yaşadıkları bölgeden yıllarca yaşadıkları bölgeden gönderildiler bir daha geri dönemediler. Ve orada ısrarla ve ısrarla bizim hep yıllardan beri söylediğimiz bir şey var. Bu insanlar yaşamlarını buralarda devam ettirme hakları olmaları gerekir. Bunun için de dönüşüm yerinde ve onların lehine birlikte yapma e, gerekliliği var. Yoksa bölge, rant bölgesi işte insanlar gelsin satın alsınlar, binalar yapsınlar gerisi ne olursa olsun bu insanlara da paralarını versin, göndersinler şeyi değil. Çünkü oralarda yaşam çok farklı boyutlara geldi. Her bir şekilde farklı. En son yapılan gece kondular 35-40 sene önce. Yeni değil yani. Büyük bir e, kentsel dönüşüm başlığımız var ve beklenen bir deprem var. Hepimiz e, için hayatı önemli. Çok teşekkür ediyorum. Seryer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız adaysınız. E, çok sağ olun katıldığınız Baş, için. Ben şunu söyleyeyim bitirelim. Buyurun lütfen. Şimdi e, biz bu süre içinde, 40 günlük süre içinde e, kendimizi anlatacağız. Zaten insanlar e, bizim yaşama, hayata bakışımızı biliyorlar. Nasıl çalıştığımızı biliyorlar. Nasıl bir yerel yönetim anlayışıyla çalışıyoruz? Nasıl bir sistemle çalışıyoruz her şeyi biliyorlar. Ama burada o sizin e, Klasik sorduğunuz e, şey soruları var ya İşte e, aday e, CHP'nin adayı varken Neden işte karşısınız İşte aday olmanızla Oyları bölünecek işte seçimin e, alınması risk olacak sorularına söyleyeceğim şey şu Kaybedilme şu anda kaybedilme riski yani Cumhuriyet Halk Parti, AK Parti karşılaştırdığında kaybedilme riski çok yüksek olan bir seçimi biz geri alacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun katıldığınız için. Ee, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Gençle konuştuk. Reklama gidiyoruz. Çok kısa bir reklamımız var. Akabinde e, gazeteci konuklarımla beraber bütün başlıkları konuşacağız.